Ekonomiyi konuşacağız, geçinemiyoruz. Vatandaşı, yurttaşı 2025 yılında ne bekliyor? Uygulanan politikalar açıklandığı gibi aslında iyi gidiyor mu durum? Ekonomist, eski LDP Genel Başkanı Cem Toker konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Merhaba. Hemen buradan başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki en düşük 30 altında yokuz. İyi Parti diyor ki 28 bin lira olmalı. Bir yandan Çalışma Bakanı'na sorulmuş diyor ki bir oran vererek şimdi gölge düşürmeyelim biz komisyonumuzun iradesine. Nasıl bir veri bekliyoruz 5 gün sonra nasıl bir rakam bekliyoruz Cem Toker? Ve şunu da söyle, sormak isterim. Müsiyat diyor ki %25'in üstüne çıkmamalı. Allah kalbim başka şey söylüyor, beynim başka bir şey söylüyor. Kalbim elbette Türk insanının gelişmiş bir ülkedeki insan nasıl yaşıyorsa, çalışan emeğinin karşılığını nasıl alıyorsa, nasıl bir yaşam tarzı sürdürüyorsa, hayat kalitesi sürdürüyorsa emeğinin karşılığını o şekilde alması lazım. O maalesef e, beynim farklı şey söylüyor. Çünkü ekonomi bir bilim. Öyle hayırlısıyla inşallah'la, maşallah'la veya asgari ücret komisyonuyla yok meclis komisyonuyla falan emeğin değerini arttıramazsınız. Emeğin değerini arttırmanın bir yolu vardır. Emeğe olan taleptir. Emeğe olan talepin artmasıyla e, yani bu şunu kastediyorum. İşveren eleman aradığı zaman aradığı nitelikte ve sayıda elemanı bulamayacak ki verdiği ücreti arttırsın. Sizin sektörde de var bu geçişler görüyorsunuz. Yeni bir kanal kuruluyor daha yüksek maaş veriyor Hop, ücret artıyor sizin ekip kameramanlarınız şunlar bunlar oraya geçiyorlar. Onun için e, Türkiye'de maalesef sorun bu böylesine zengin yeni bir coğrafyada yaşayan Türkiye'de yeterince emeğe talep yaratamıyoruz. Çünkü iş yaratamıyoruz İş dünyası e, yatırım yapmıyor iş yeri açılmıyor. Bu çerçeveden baktığım zaman da işte beynim devreye giriyor. Ee, verilebilecek para belli. Ekonomi tıp gibi bir bilim aslında. Yani şeker hastası insanın da canı çok şey çeker ama şartlar yemeder onu. Ee, Veremeyecekleri için mi? Cem Toker yoksa verirlerse işte 30 bin lira olursa diye düşünelim. Olmaz da CHP üzerinden gidelim. Olursa enflasyonla mücadelede etkisi olacağını mı düşünüyorsunuz? Olumsuz etkisi? Tabii ki olur. Olumsuz etkisi olur. Yani kimse kendini aldatmasın. Şimdi benim de bir e, pastanem olsa, e, Özgür Özel'in dediği gibi, eczanem olsa, 17 bin verirken 30 bin, aslında onun bürütü çok daha yüksek, 40 bine yaklaşır. E, benim de bir küçük işletme olarak, bir esnaf olarak, benim de bir bütçem var. Bu giderim arttığı zaman, 17 binden 30 bine 10 kişi çalıştırıyorsam artık onu çarpın onla. Benim o kadar daha fazla ciro yapıp kar etmem lazım. Ama öte yandan bir de Türkiye'yi yöneten ekonomi dehasının bir fikri var. Sıkı para politikası ve iç talebi kısmak. Yani millet alışveriş etmesin. E, millet esnaf lokantasında yemek yemesin. Yeni bir televizyon almasın. Tatile gitmesin. O enflasyonun nedenini bunlarla açıklıyor. E şimdi ben bir esnafım. Hem ciron düşecek. Benden alışveriş yapan insan sayısı düşecek. Sıkı para politikası millet parasını faize yatıracak, harcamak yerine oradan daha iyi gelir diye. Bir de öte yandan benim gelirlerim artacak, giderlerim artacak. Sadece askeri ücretle kalmıyor. Devlet işte sene başında vergilere zam yapacak, elektriğe zam yapacak, doğalgaza zam yapacak. E şimdi ben bunu fiyatlarıma yansıtmayıp da ne yapayım? Ya yani sizin kanalda asgari ücret arttığı zaman reklam fiyatlarına zam yapacak. Zam yaptığı zaman da bazı şirketler, bazı reklam verenler ya onlar da zam yaparak bunu e, karşılayacaklar ya da size reklam vermeyi bırakacaklar. Yani duygusal konuşmamak lazım. Tabii ki herkes ister. Ee, keşke herkes emeğinin karşılığını fazlasıyla alsa ama bir de ekonomi biliminin gerçekleri var. Benim beklentim şimdi su, su, somut bir şey söyleyeyim. Benim beklentim şu adamları da kestiremiyorsunuz yani net konuşmuyorlar. Kimisi diyor ki önümüzdeki yılki enflasyon beklentisi kadar zam yapacağız diyorlar HDP ama enflasyon. öyle bir şey Hedef enflasyon kadar bravo. Şimdi ona da 21 dediler. Son rakamları 21'di. Bu yılki gerçekleşecek TÜİK'e göre tabii ona da ne kadar güvenirsiniz, inanırsınız ayrı mesele. O, bu yıl gerçekleşecek yüzde diyelim ki 48 civarı bir enflasyonu alacaklar. Yüzde 21'de önümüzdeki yıl şunu hedefliyoruz diyecekler. Bunun ortalamasını toplayıp ortalamasını alacaklar. %35 civarı bir zam yaparlar. Bu da 22-23 bin lira, 23 bin lira civarına gelir. Ondan sonra reis belki hadi benden de bir 2 bin daha falan der. 25 bini yakalarsak öpüp başımıza koyalım. O da %50 zam yapıyor sanırım. Şu an tabloyu görüyorum ben. 25 bin lira yapıyor. %50 zam yapılırsa. O da o şey yaparsa e, Erdoğan da hadi benden de bir 2000 falan daha derse yoksa e, 23 bin civarında kalır o zam. E, ayda 2000 lira daha az çalışanların eline geçer. Ha Erdoğan elini cebine atarsa Mehmet Şimşek ne yapar onu bilmem. Mehmet, Şimşek, Mehmet Şimşek baktığımızda aslında biraz da şimdi Faiz tavsiyesinde bulunmuş sigara içenlere. Buradan hatırlatalım. Sigara kötü bir alışkanlık. Asla önermiyoruz, özendirmiyoruz. Ee, bir tavsiyede bulunmuş. Diyor ki ben bilmem, benim yardımcım da bilmez diyor sigaranın fiyatını. 75 liraymış. Sordum Türkiye'de ortalama sigara fiyatları diyor. Günlük bir paket içiyorsanız yıllık size maliyeti 27.375 lira. Bunu içmeyip bir yıl içmezseniz 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine bir bankaya koyarsanız... 147 bin lira getirisi var diye bir tavsiyede bulunmuş. Tabii sürekli vatandaşa <laughs> bir tasarruf tavsiyesinde bulunuyorlar, sabır diliyorlar. Ama kendilerinin herhangi bir e, bu konuda tasarruf yaptığına tanık olmadık. Mehmet Şimşek bir zam yapmak yerine sanıyorum böyle önerilerle karşımıza çıkacak. Buna da yorum rica edeyim. Çok, çok enteresan. Tabii kendisi ekonomiden sorumlu bakan. Asgari ücret konusunda topa girmem, yorum yapmam diyor. Çünkü yaparsa alacağı tepkileri biliyor. Onun yerine milletin içtiği sigarayla uğraşıyor. 5 senede 147 bin lira faiz geliri olurmuş. Peki Mehmet Şimşek bana cevap versin. 5 sene sonra dolar kaç para olacak? 147 bin lira, 147 dolar olmayacağını bana garanti edebilir mi Be Mehmet Şimşek 5 sene sonra? o parayla da milletin anca 2-3 kilo kıyma alıp alamayacağını garanti edebilir mi? Mehmet Şimşek bize hikaye anlatmayı bıraksın da mesela diline doladığı yapısal reformlar 2025 yılında Ankara'da hangi yapısal reformları göreceğiz? Harcamaları dizginleyen, israfı dizginleyen onu anlatsın bana. Bir tane örnek veremezsiniz bana yapısal reformlar. Şimdi önümüzdeki yılın bütçesi geldi. Rakamları görüyoruz. Ankara yine milletin cebinden bir şatafat yaşayacak, milletin vergileriyle. O toplara hiç girmiyor, ama böyle akıl veriyor işte. para Demin dediğime geliyor. Paranı harcama, iş talep kısılsın. Ee, sen paranı bankaya yatır, ben sana yüksek faiz vereceğim. Onu bir yere kadar sürdürebilir, ondan sonra o da e, sürmeyecek zaten. Ama şunu da söyleyeyim önümüzdeki yıl e, o e, hedeflenen yüzde biri de vuramayacaklarını garanti ederim. E, çünkü e, e, dövizi baskı altında tutuyorlar. Onu, Onu da bırakacaklarını hani, söylediler. E, tabii bırak, bırakmak zorundalar. Çünkü bu ülkenin bir de ihracatçısı var. Senin bu kadar yüksek enflasyon yani adam ürettiği malı maliyeti artarken. Doları sabit tutup da yurt dışına sattığı zaman e, bir an gelecek, e, ihracatçıyı da etkileyecek. Onun için yani iki ucu sivri değnek. Mesele bu girdaba girmemekti. Bir ekonomi böyledir. Bir yeri düzeltirsiniz, bir yer e, bozulur. Bir yeri düzeltmeye çalışırsınız, bir yer bozulur. Ve e, bu girdaba biz bir senede, iki senede değil, tam on senede girdik. Bu beyefendi gösterdiğiniz arkadaş... E, trilyonluk makam araçlarına çerez parası diyen zihniyettir. Türkiye'nin ekonomisini bu zihniyet bozmuştur. E, şimdi de aynı kişi bize sigarayla akıl vererek e, Türkiye'nin ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Şimdi iki tane veri var elimde. E, ona ilişkin de yorum rica edeceğim. Bir tanesi OECD raporu Türkiye enflasyonda bir, birinci büyümede ikinci G20 ülkeleri sıralamasında Türkiye %120 enflasyon oranına sahip Arjantin'den sonra ikinci sırada yer alıyor OECD sıralamasında birinciyiz. Bir de Dünya Bankası'nın raporu var 2024 yoksulluk refah raporu. Orada da Avrupa'da gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu konumdayız. Burada da birinciyiz. Bu konularda birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Sanıyoruz uzun bir süre daha bu listelerden çıkamayacağız değil mi? Şimdi siz OECD'den örnek verdiniz. Ben dünyadaki 193 ülke arasında neredeyiz enflasyonda? Tam beşinciyiz. Yani 187 ülkenin enflasyonu. Afrika'da Gabon, Tanzanya'yı alın mesela. Burkina Faso falan böyle Zulu kabilesi falan onları alın. Hepsinin enflasyonu bizimkinden çok daha düşük. Dünyada dört tane ülkede Türkiye'den daha yüksek enflasyon var. Mehmet Şimşek ve patronu bize onu anlatsın. Neden? Neden? Türkiye, Arjantin. Suriye ülkelere bakın Güney Su'dan daha yeni kurulmuş bir devlet ve Zimbabwe'den sonra Türkiye dünyadaki en yüksek 5. enflasyona sahip. Kaynağımda Trading Economics denilen e, dünyadan 20 milyon veriyi e, toplayıp yayınlayan kuruluştan veriyorum ben bunu. Az önce baktım ben buna. Dolayısıyla önce buna bir cevap verecekler bize. E, gelir dağılımında, gelir e, düzeyinde de yine dediğime geliyor. E, bizim bizim parayı çekmemiz lazım. Türkiye'den para kaçtı, yerlisi de kaçırdı parasını, yabancısı da kaçırdı parasını. Onun için faizleri arttırdılar. Faizleri arttırınca da bu sefer yatırımlar durdu. Hangi iş adamı bu kadar yüksek faizle borç alır da? Hadi buraya bir bir e, AVM açayım, bir fabrika açayım da. Bir de bu yüksek faizi ödeyeyim diyerek yatırım yapar. Bu, bütün bunlar bize yüksek işsizlik olarak 2025'te geri dönecek. O çok daha büyük bir bela olacak. 2024'te yüksek enflasyonu konuştunuz. 2025'te yüksek işsizliği konuşacağız. Dolayısıyla aile içi şiddeti konuşacağız. intiharları konuşacağız. Gaspı konuşacağız, soygunları, hırsızlık. Yani işsizliğin fırladığı üçüncü dünya ülkelerinde nasıl bir asayişsizlik, suç artışı görünüyorsa Türkiye'de de bunları görmeye başlayacağız. Aslında başlıyoruz konuşuyoruz, uzun süredir konuşuyoruz aslında. Evet, evet. Çocuklara, hayvana Aynen. şiddet, kadın cinayetlerinde artış, Hı. hırsızlıklar Bireysel silahlanmadaki artış, sokaklar Texas'a dönmüş durumda. Güvenlik problemimiz var. Güvenlik sorunu diye Abi. diye köpekleri katlettiler. Sokaklarda hala bir güvenlik problemi yaşanıyor. Tabii kö köpeklere kendileri bunu bağladıkları için yoksa ahlaki çöküntüye bağlamadılar. Valla dünyaya bakmak lazım, dünyanın işte böyle gelir eşitsizliği olan yüksek enflasyon Demirel'in de çok güzel bir konuşması vardır enflasyonun toplumun ahlakını nasıl etkilediğine dair. Ee, ya yani bütün bunlar olacak. Bilim söylüyor, ben söylemiyorum. Mehmet Şimşek'in söylemlerinden yola çıkıyorum. Bize ekonomi e, okurken öğretilenlerle o kalıba koyuyorum, o formüle yerleştirdiğim zaman. Maalesef iyi bir tablo çıkmıyor karşımıza. Ama dediğim gibi kısa vadede tünelin ucunda ışık da görmüyorum. Çünkü yok zihniyet değişmiyor işte. 2025 bütçesi en güzel göstergedir. Ee, yine israfa, harcamaya, ee, şatafata nasıl para ayırdıklarının en güzel göstergesidir. Biz denk, bakın bütçemizi denklemeden... Ee, biz bu enflasyon belasından kurtulamayız. Enflasyonu bunların söylediği gibi ne dış güçler yaratabilir, ne tüketici yaratabilir, ne vatandaş yaratabilir, ne üç harfli marketler, ne süpermarketler, ne esnaf, ne toplantıcı, ne çiftçi kimse yaratamaz. Enflasyonu yaratan tek bir sorumlu vardır. O da başkentin harcaması israfıdır. Karşılıksız para basmasıdır piyasadaki nakit miktarına bakın. Devamlı para basarak, matbaayı çalıştırarak. Hani vardır ya denizde kum e, yani bir değeri var mı? Yok. E, onun için Türkiye'de de Türk lirası böyle değer kaybettiği müddetçe, bütçe açığı devam ettiği müddetçe maalesef yüksek enflasyonla yaşayacağız. Peki, Cem Toker çok teşekkür ediyoruz. Maalesef geçen yıldan, yılı tamamlıyoruz ama daha kara bir tablo çizdiniz. Biz de buna hazır olalım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar. Teşekkürler. Şimdi herkes dertli çünkü insanlar geçinemiyor. Ciddi anlamda sıkıntı. Bir yandan vatandaşın üstüne yük bindirildikçe bindiriliyor. Vergilerden bahsediyoruz.